Siz petrol pompacı olarak çalışıyorsunuz, benzin koyuyorsunuz. Ne oldu sabaha karşı? Oturuyoruz, evet oturuyoruz. Bir vatandaş geçti önümden, markete doğru gitti. Tekrar gerisi geriye geldi. Ben dedim herhalde marketi soracak. İçeri girdi, girmesine silahını çekti. İşte soygun moygun filan dedi. Biz de ben şaka yapılıyor zannettim ilk baştan. Sonra baktım niyeti ciddi. İşte canını yaktırma, kalk ayağa filan dedi. Kalktık. Para sordu, para yok dedim. Cebindekileri çıkart. Cebimden çıkartınca bir miktar para çıktı petrolün. Ne kadar çıktı? Bin küsüre filan yakın. Evet. Sonra arka cepte dedim, arka cepte bir şey yok. Çıkar dedi. Çıkarttık cüzdanı. Dedim bu kendi param, dokunma. Onu da çıkarttık. İşte 600 lira kadar da oradan çıktı. Onları aldı. Bir de arka tarafa gönderdi. Ondan sonra kendi kaçtı. Kaçarken de telefonumuzu almış. Telefonla gitti. Evet, telefonla almış giderken. Bir şey dedi mi? Kim yani polisi arama şunu yaptı. Yok hiçbir şey demem ama telefonumu almış. Ya yani telefonu kesin kimseye vakit kazanmak için aldı. Sonra bu herhalde cezaevinden yeni çıkmış. Öyleymiş, cezaevinden yeni çıkmış. Peki yani bu maske var yüzünde, bu bulunamaz, kameralarda var, yakalanamaz diye düşünüyorum. Vallahi ilk etapta zaten bir şey görmediğim için tanıyamadım. Sonradan ama yıkayım köşemden, ayakkabısı, pantolonundan, penyesinden tanındı tabii ki. Yani ilk başta tabii yüz kapalı ama kıyafetler birebir tutuyor hepsi. Bir de polisleri getirdiğinde üstüm üstü terliydi. Ya otların içine çiğden ya da koş da terliydi. Otların içine sattı. Tabii büyük ihtimal karşıya geçmiş. Başka bir şey bilmiyorsunuz herhalde. Başka bir şey bildiğimiz yok işte, olay bu kadar. Peki emniyetle ilgili ne diyeceksiniz yani bunu yakaladılar, araştırdılar? Hemen yakalandı yani bana. Olayın ittika 15-20 dakikada getirdiler. Ben ilk baştan tesis edemedim yani. Çünkü ilk gördüğüm arasında çok fark var. Yüzü maskeli, efendim ne diyeyim, kapşon mapşon. Ama sonra kameraları, bizim güvenlik kameraları incelediğim zaman kıyafetleri birebir tutuyor. İlk zaten ayakkabılarına ben şüphelendim. Kamera izleyince ayakkabıları, pantolonu hepsi birbirini tamamlıyor zaten. Sen kim şaka yapıyor zannettin? Ne bileyim yani, bir arkadaşların bir kuru sıkıyı falan bir şeyden geldi. Bir şaka yapıyor diye tahmin ettim. Orada peki yani böyle üstüne falan gitsen adam korkudan ateş etse? Yapacak bir şey yok, ne yapacaksın yani? Ne yapabilirsin o an için? Vallahi emniyet ilk başarı gösterdi. Adamları 10 dakika içinde buldu adamı. Yani ben bu kadar çabuk kısa süreceğini tahmin etmiyordum. Evet. Başka söyleyeceğin bir şey var? Başka söyleyeceğim bir şey yok bu arada. Yani başkaları da yapanın yanında kar kalmıyor. Yok canım, adamlar ne diyeyim, 10 dakikada buldular adamı ya. Bu kadar kısa bir zaman. Yani başarı, büyük başarı bence. Biri şaka yapıyor gibi. Ya gayet rahatım ben, şimdi takmadım. Sen de ya. Ama biraz da antrenman ettim. Başka yerde de kurçaladılar bizi. Öyle mi? Tabii. Nerede? O petrolde de kurçaladılar. Karalar petrolü. Bir şey oldu mu? Yok, orada da işte saniyeden gittik efendim. Evet, soğukkanlı mısın? Yani genelde. Belki soğukkanlı olmasan, yani şaka yapıyorlar düşünmesen, kalksan ne diyorsun falan filan desen belki adam ateş eder. Bir de şu var ama bizim eğitimlerde diyorlar, kesinlikle şey yapmayın. Yani karşı gelmeyin. Verin ne isterlerse verin. Peşinden de gitmeyin. Çünkü paralar sigortalı. Hiç şey yapmanıza hiç gerek yok. Canını kurtar. Tabii yani hiç. Çünkü oraya gelen insan her şeyi göze alıp gelmiş. Sen ona hiç müdahale etme derler. Ben o biraz daha aklımıza geldi. Yani eğitim semir. Tabii yani kesinlikle. Zaten adam da öyle dedi. Kendi paran değil de niye mücadele veriyorsun? Yani, para önemli. Ya, para kazanır. Ya altı para da para değil yani. 5 bin altı para. Abi çok güzel değil.